Şimdi ego bilincinin hakim olduğu zihin gürültülü zihin, yüksek bilincinin hakim olduğu zihin sükunet içinde dingin bir zihin. O zihin halinde netlik, dinginlik, sessizlik var. O zaman ego iyi bir şey değil, doğru mu? İnsanı insan yapan özellik o yüzden hayvandan ayıran özellik tamamen şununla ilgili. Alt bilinçte olanlar ise bedene anlam yüklemiş, bedenle gelip bedenle olanlar da bedenin ve egonun aslında ölü bir şey olduğu, ölü bir fikir olduğunda görebiliriz. Ego bilinci var. İnsanlar hakiki olmayan insan diyeyim. Bir bilinç seviyesinde olmayan, bilinci olmayan diyeyim insanlar. Gorilden farksız olan, kendini et kemik olarak algılayıp ego bilincinde olduğu için Yeni bir videodan merhaba. Arkadaşlarınızdan birinin sorusu şu: şimdi ego bilincinin hakim olduğu zihin, gürültülü zihin, yüksek bilincinin hakim olduğu zihin, sükunet içinde dingin bir zihin, o zihin halinde netlik, dinginlik, sessizlik var. O zaman ego iyi bir şey değil, doğru mu? <laughs> Hayır, çünkü bu durumun biri iyi, biri kötü değil. Ee, şöyle aslında bunu uyanış sürecinde anlatıyorum oradaki videolarda mutlaka izlediniz ve anladınız. Belki çifte tekrar olacak ama farklı bir şekilde anlatırsam. Şimdi beyine baktığımız zaman beynin bir alt lobları var, bir üst lobları var. Beynin alt lobları bu bedenle ve ölümlü olan kimlikle ilgili olan loblar. Beynin alt lobları olmasa, bu beynin arka loblarındaki sensörler olmasa, beyin sapı bölümü aslında olmasa, sürüngen beyin dediğimiz, bu bedenin survival'ı için yani bu bedenin hayatta kalması için gereken fonksiyonların hepsi ortadan kalkar. Dolayısıyla bir, bu bedenin hayatta kalması için, yaşamına devam edebilmesi için beynin alt loblarına ihtiyacımız var. Bu soru ego iyi bir şey değil o zaman demek şöyle bir şey. Yani bedene ihtiyacımız yok o zaman, beden iyi bir şey değil o zaman, beynin alt lobları iyi bir şey değil. Hayır, Zaten ego dediğimiz şey ölümlü olan insan. Ve ego dediğimizde damarları olan, kemikleri olan, belli bir ömrü olan bir insandan bahsediyoruz. Et kemik parçasından bahsediyoruz, beyni olan birinden. Şimdi o beyin şunu anlamamız çok çok önemli. O beyin ve eğer beynin alt lobları aktifse demiyorum de, ya yani beynin alt lobları aktifse şimdi geçmeyelim. Beynin alt lobları tamamen bizim insanlığımızla, egoyla, ölümlü bedenle bağlantıda ve beyin sapı, beyin sapı refleksleri, beyin sapı reseptörlerinin görevi bütün bedenden, bedenin sağlıklı kalması ve ölmemesi ve yaşamına devam edebilmesi için görevi bedenden bu bilgiyi alıp ve dışarıdaki dünyadan bu bilgiyi alıp buna göre bir prosese sokmak yani bir şekilde işte beyin sapı refleksleri ve beyin sapı reseptörleri bütün vücuttan bilgileri alıp ondan sonra da bütün vücudu sağlıklı tutmaya çalışıyor. pH'imizi dengede tutmaya çalışıyor. Nefesimizi belli bir derinlikte veya sığlıkta tutuyor. pH'i dengede tutmak için kan oranlarımızı kontrol ediyor. Belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Kalbimiz, bütün organlarımız beynin alt lobları tarafından yönetiliyor. Yani ana bilgisayar bu bedenin o ölümlü bedenin ana bilgisayarı beynin alt lobları ve egonun bir bilgisayara bağlı olduğu olan bir makine olduğunu düşünün. Ego ve insan ve beyin bir makina, bir cihaz ve o ilerliyor. Şimdi bu ilerlerken bir de bütün bunların üzerine ve bu durum insanı hayvanlardan ayırmayan bir durum ve yani Darwin teorisinin %100 geçerli olduğu ve hakikat olduğundan İçsel olarak ve araştırma olarak kesinlikle emin olan biri olarak çünkü baktığınızda genetik her şey yani baktığınızda hani bir e, gorilin consciousness dediğimiz bilinçle bağlantıya geçmesiyle insanın oluşumu benim için çok net. Orada da nerede netim onu anlatacağım şimdi. E, ve şunu diyerek anlatacağım hatta. Şu anda yeryüzünde hala gorillerden farksız ama sadece konuşmayı öğrenmiş şekilde yaşayan bir insan ırkı var. Bilincin olmadığı, bilinçsizce hayvanlar aleminden hiçbir farkı olmayan, yaratıcı düşünce hiç olmayan, derin düşünceye geçmeyen ve bir hayvandan farksız şekilde günü gününe sadece yaşayan bir insan topluluğu var. Bu gorillerden bir sonraki seviye. Yani zaten Darwin teorisini sorgulayanlar bence kendileri o seviyede olmadıkları için sorguluyor olabilir ama o seviyede olmadığında zaten o seviyeyi de görüyorsun yani. Hani böyle bir şey var. Ve belki de çok alt bilinçte ve hayvan bilincinde olduğu için insanlar Darwin'i sorguluyor. Çünkü o kadar bilinçten, üst bilinçten haberi yok ki. O kadar gorilla aynı ki kendi o gorilla aynı görmek istemiyor ve kendini yatsıyor. Ama genel olarak hayvan olan gorilden yola çıkarsak nasıl o gorilin bir beyni var onu hayatta tutması için tetikte ve işte bir saldırı geldiğinde koşmaya başlıyor. Bir anda bir e, sezgisel bir şekilde hayatta kalma çabasına giriyor veya canı acıdığında bağırıyor. Aynı şekilde bu insanda da var ve ölümlü olan insan beynin alt lobları ile birlikte aslında üst lob olmasa insan hayvandan farklı değil. Alt loblar çünkü aynen seni bir goril olarak tutuyor zaten. Yaratıcı düşünce yok. Alt loblar, beynin alt lobları sadece bedeni, ölümlü bedeni yürütüyor, hayatta kalmasını sağlıyor, beden fonksiyonlarına devam ediyor. Beynin ön lobu, prefrontal korteks ve üst lobları düşünme, derin düşünme dediğimiz zihin ve evrenin arka planındaki yaratıcı enerjiyle bağlantıya geçiyor, bilinç dediğimiz. Yani aslında bir goril consciousness yani bilinç kazandığında insana dönüşüyor diyebiliriz. İnsanı insan yapan özellik o yüzden hayvandan ayıran özellik tamamen şununla ilgili. Bu beyninin ön lobları ne kadar aktif? Ne kadar az aktifse sen o kadar hayvana dönüksün. Ne kadar alt taraf çalışıyorsa o kadar sadece egosun. Ne kadar üst loblar çalışıyorsa ve burayı çalıştırabildiysen, aktive edebildiysen ve burayı işte oranın aktivasyonu ile ilgili yüzyıllar önce Mısır'da firavunlar zamanında piramitler zamanında bir şeyler yapıldı mı bir yerden bir uzaylılar geldi mi bir şey olup mu kanşısınız ve bilinç kazanıldı orada bir soru işaretim var ayrı ama genetik kodumuzun yani insan olan ego olan şeyin gorilden geldiği konusunda hiçbir şüphem yok bilinç ve zihnin nerede ortaya çıktığı ve nerede devreye girdiğinde soru işaretlerim var. Orayı tam şey yapmış değilim. Ya yani bir şekilde daha üst bir bilinç gelip bizim gelecekteki versiyonumuz daha geçmiş versiyonumuzun uyanışını tetiklemiş olabilir. Düşüncesini tetiklemiş olabilir ama genel olarak burası düşünmeyle ilgili ve sorgulamayla ilgili. Ve ne oluyor ve niye oluyor? Ve, ve niye sorusu ile ilgili. Yani niye oluyor ve ne oluyor ve bütün bunların anlamı ne? Bir anlam arayışı ile ilgili insanın insan olduğu yer. Anlam insanın üst insana dönüştüğü yer. Yani bizim egodan sadece ölümlü olandan bir üst seviyeye geçişimiz. Zihin ve bilinç consciousness ve super consciousness'a geçişimiz anlamla başlıyor. Anlam arayışı ile ve anlamı bulmayla tamamlanıyor. İlk bilincin tohumları, ilk bu prefrontal korteksin tohumları neden ve ne oluyor ve anlam arayışıyla atılıyor. Dolayısıyla insanın ilk uyanış yolculuğu anlam arayışıyla başlıyor. Yaşamın anlamı ne? Benim anlamım ne? Neden buradayım? Niye bu ailedeyim? Niye burada yaşıyorum? Olay ne? anlamaya çalışmanla ve sorgulamanla oluyor. Sonra da bu yolculuk başlıyor. Benim bu yolculuğum çok erken yaşlarda başladı. Yani kendimi bildim bileli, çok küçük yaşlardan beri olay ne? Niye ben bu evdeyim? Niye bu anne babam var? Niye 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 soran ve anlam arayışı çok derin bir çocuktum ve bunun yansımasıyla birlikte o anlam arayışına çıktığım için hayatımın anlamını buldum ve hayatın anlamı da bizim kendimizi keşfimiz. Bu anlam arayışında bulacağımız yer de hakikatimiz. Dolayısıyla ego o insan olanken düşünen, anlam arayışında olan ölümlü insan değil. O bizim hakiki kimliğimiz, yaşam, can, yaratılış, evrenin arka planındaki bütün sistemle bağlantıda olan yer ve orayla biz sadece buradan bağlantıya geçiyoruz. Ve neşe Üstü'de aldığınız bütün eğitimlerde tekrar ve tekrar kanın ve oksijenin buraya hücum ettiği Tekrar ve tekrar anlamla bağlantıya geçeceğiniz, vizyonla bağlantıya geçeceğiniz, zihin ötesine bağlantıya geçeceğiniz çalışmalar yapıyoruz. Ben kendi anlam arayışımı tamamladıktan sonra sizlerin anlam arayışına şu an egonun ötesine geçişine destek olan bir hocayım aslında. Sonucunda bu sorunun cevabı ego iyi de değil, kötü de değil. Şu anda bu deneyimin devam edebilmesi için gerekli bir noktadan sonra deneyimimizin devam etmesi için gerekli olmayacak. Gerekli olmadığı zaman zaten bu bedeni bırakıyor olacağız. Ve bedeni bıraktığımız, dünyadaki kimliklerin ölüm diye nitelendirdiği şeye baktığımız zaman evolved ileri seviye bir zihin vakti geldiğinde ve artık bedene ihtiyacı kalmadığında derin bir nefes alıp o son nefesini vermeden önce de herkese haberdar edip böyle hikayeler duymuşsunuzdur vakti geldi deyip son nefesini alıp bırakıp ceketini bırakır gibi bu bedeni bırakıp bir sonraki seviyeye geçiyor farkındalıkla. Alt bilinçte olanlar ise bedene anlam yüklemiş, bedenle gelip bedenle olanlar da tabii hiçbir yere falan gitmiyor. O yüzden de ölümle ilgili bazılarının gidilecek bir yer yok dediğini duyarsınız. Bazılarının de bunun devamı var dediğini duyarsınız. Çünkü herkes kendi deneyimin içerisinde. Eğer ben şu anda bedenimin ötesini deneyimleyensem ve bedenimin devamını şu an deneyimliyorsam ben, bedensiz olduğum anlarım varsa ki klasik Vedik meditasyonda ilerleyenler eğitimin içinde de var bunu anlattığım Meditasyon yaptığınız, unuttuğunuz, bedeninizi unuttuğunuz, ismini unuttuğunuz, tamamen ego'dan özgür sadece zihin bu bu bu, bu, bu 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 zihin titreşiminde kaldığınız anlar, saatler, günler var sizin de aynen benim gibi ve diğer öğrenciler gibi. E ben şu anda bile bedensizliğimi deneyimliyorsam düzenli olarak her gün e bedenimin artık belli bir noktadan sonra bedenime ihtiyacım kalmadığı ve artık varlıkta devam edeceğim bir yer gelecek. Bazılar için gelmeyecek. Ego iyi de değil, kötü de değil. Sadece bir araç. Sadece hatırlamamız gereken ego ve ölümlü olan insanın canlı olmadığı. E, o yüzden ölümle ilgili sorulara e, işte ileride yani canlı mıydı ki ölüyor diye de cevap vereceğim. Bedenin aslında zaten ölü olduğunu, bedeni canlandıran şeyin yaşam, bilinç yaradılış olduğunu benim bilincim sebebiyle her şeyin şu anda hareket ettiğini bu beden o beden bütün bunlar kavradığımız anda aslında bedenin ve egonun aslında ölü bir şey olduğu ölü bir fikir olduğunda görebiliriz beden eğer yaşam yoksa içinde bir et parçası ve kemik parçası şu anda kanının akışını sağlayan nefesini sağlayan, bütün vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan şey yaşamın kendisi. İşte o yaşam dediğimiz şeyle o om, evren, yaradan neyse bağlantıya geçtiğimiz yerde burası. Sonsuz yaşam bu bedene çarptığı için bir süre bu beden canlıymış gibi gözüküyor ama hakikatinde aslında canlı değil. Canlı olan yaşamın kendisi. O yüzden de ego dediğin şey, insan dediğin şey işte topraktan sudan, beş elementten oluşan bir et ve kemik torbası. Ve o devam etmiyor tabii ki de. yani Onun devamlılığı, o bedenin devamlılığı öyle bir şey yok. Umarım şöyle bir karışmadan anlatabilmişimdir. Bir de yine bununla birlikte işte mantıklı olan hangi ego falan hiçbiri mantıklı ya da mantıksız değil. Sadece öyle bir ego bilinci var. İnsanlar ee, i̇nsan, hakiki olmayan insan diyeyim şimdilik, bir bilinç seviyesinde olmayan, bilinci olmayan diyeyim insanlar, gorilden farksız olan, kendini et kemik olarak algılayıp ego bilincinde olduğu için, insan ve ego öldüğünde o da ölmeyi seçiyor. Sonlu olanla bağlantıda çünkü. Bir de bir seviye var ki kim olduğunu keşfetmiş, neyle bağlantıda olduğunu keşfetmiş insan ve ego olmadığının keşfi içinde devam ediyor zaten. İşte bu insan ben e, izliyorum. Ki ustalık okulları tamamen bununla ilgili yüzyıllardır. Sokrates, Aristo hepsi yani. Bizim ustalık okulları tamamen bunu gerçekleştirmek için. Mevlana, senin ne olduğunu anlayabilmen için. Bu başka bir yol, bu başka bir yolculuk, bu başka bir yol, bu başka bir yolculuk. Hiçbiri iyi de değil, kötü de değil. Ben varsam her şey var, ben yoksam hiçbir şey yok diyerek bu bölümü sonlandırıyorum